Selam olsun Bornova, selam olsun Bornova. Hadi bakalım, gelin biz koyulalım yola. Kendimize çok güzel bir leş kafe yapalım. Ondan sonra bugünkü günlük sohbetimize geçelim. Öyle değil mi dostlarım? Şimdi bu sefer sizi nereye oturtsak? Dur bakalım. Sizi şöyle bir yere otura koyduralım. Ondan sonra ben topunuza gelir koyarım. nasılsınız? Kemeri de takamadım bugün. Nedense pantolonum düşüyor. Sizin neşeniz olmaya geldim. Size neşe saçan ışıklı cisminiz olmaya geldim. Şimdi kendime güzel bir Nescafe yapacağım. Ondan sonra sohbete tabii ki makamımızda devam edeceğiz. Nuranım Nura, seni kimden sonra, saçları kara, benziyor ala, saçları kara, benziyor ala, sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne. Sürmeler çekmiş gözün üstüne, gözün üstüne. Nuranım Nura, Nuranım Nura, seni kimden sonra? Nuranım Nura, Nura, Nuranım Nura, Nura, seni kimden sonra? Vay baba baya! Ters adamsın, kırıcısın, yeri geliyor çok kabasın, sinirlisin, agresifsin ama senin sanatının üstüne de bir türkü sanatı görmedik ki kardeşim. Bırak Türkiye'yi, ülkeyi, dünyada görmedik be. Şimdi yani insanın kişiliğini sevip saymak ayrı, sanatını takdir etmek ayrı diye bakıyorum. Çoğuları İbo Baba'dan, affedersiniz, ayı diye bahseder. Ya bilmiyorum ama ben o yönüyle ele almayı doğru bulmuyorum İbo Baba'yı. Gelin bakalım şöyle. İbo Baba'yı o yönüyle ele almayı doğru bulmuyorum be kardeşler. Ya bu ışık buradan çok mu vuruyor nedir? Dur. Işık gene vuruyor. Ya kardeşim nereden keseceğiz bu ışığı? Gerçi Allah'a şükür. Hani ışığınız bol olsun derler falan da bizim bu taraf patladı kardeşim, bembeyaz. Ne türkü ama değil mi? Nuranım Nura, Nura, Nuranım Nura, Nura, seni kimden sonra? Hadi bir de tepe ışığı yakalım bari. Işınlanma moduna girdik, buyurun. Nasılsınız inşallah maşallah bu güzel çarşamba gününde dostlarım? Ben Adıyamanımı sarıyorum. Güne bu sefer çok şükür keyifle başladım. Enerjik başladım. Umarsız, çılgın başladım. Neşeniz eksik olmasın, gerisi koyver gitsin kardeşim. Aynen bak. Access Bars'ın da en sevdiğim mantralarından biri hangisidir biliyor musunuz? Tüm hayat bana, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Bu telkini bilinçaltınıza yapacaksınız. Bilinçaltınız doğru emiri alacak kardeşim. Ondan sonra böyle yayılıp kendini açacak bacakları falan. Yani bu arada biliyor musunuz? Benim Access Bars ve NLP ile okuduğum öğretilerden çok güldüğüm bir şey var. Gerçekten ama doğru olup da haline güldüğüm trajikomik bir durum var. Şöyle diyeyim. Bilinçaltı aptaldır deniyor kardeşim. Bilinçaltı aptaldır. Sen mesela ay ben bugünü nasıl geçireceğim? Allah'ım önümde hiçbir engel kalmasın dediğinde bilinçaltı bunu direkt önünde engeller var olarak algılıyor. Gerçekten yani bununla ilgili hatta ayrı bir sohbet bile çekeceğim ben. Bilinçaltı, aptal bilinçaltıyla sohbetler diye bir şey çekeceğim inşallah. Gerçekten abi hakikaten düşünsene adama yanlışlıkla dilin sürse, yanlış bir dua veya yanlış bir dilek içinden çıkarsan bilinçaltı onu direkt engel olarak algılıyormuş ya. Ha tamam böyle dua ettiğine göre tamam bitti. Kesin bu bir engel var. Tamam bu ben buna bir engel çıkarayım diyormuş falan. Böyle algılıyormuş. Bilinçaltı aptalmış. Onun için
dostlarım, izleyenlerim, bilinçaltına doğru emirleri, doğru kelimeleri kullanarak vereceksiniz. Bu çok önemli. Gerçekten bu çok önemli. Ben şu an tam bir uzman değilim ama yani biliyorsunuz hanım feci uzman. Dolayısıyla yanında insanın psikoloğuyla, psikiyatristiyle ve NLP uzmanıyla dolaşması da kolay bir durum değil. Ben de yani şu an alaylı olarak pişiyorum. Aynen. Hani berber ustadır, isim yapmıştır böyle. Yanında çırak önce yerleri siler, yere dökülen saçları toplar fırçayla, değnekli fırçayla böyle gider. Ara sıra azar işitir. Tabii bizde Allah'a şükür azar işitme yok da. Yani ustanın isimsiz bir tane elemanıdır ya. Sonradan bir bakarsın o usta olur, ustabaşı olur. Bir de karakteri güzel çıkar, kendine yeni bir dükkan açar ustasının da rızasını alarak. Sanırım ben de o şekilde ustamın yanında bu teknikte gerçekten ilerliyorum. Yani tabii ki benim öz ustalık alanım başka bir şey. Meddahlık, hiçbir kurala bağlı olmayan aydınlanmaya varışım, yükseliş titreşimlerine ulaşmış olmam, Allah'a şükür yani bir hata olmasın lafımda, büyük konuşmayayım veya hiçlikle sorgusuz sualsiz hiçbir yöntem olmadan buluşmuş olmam, bu da benim uzmanlık alanım, ustalık alanım. Zaten uzman psikolog, psikiyatrist hanımım da, Zuhal'cim de bu yönüme hayran, o da benden bir şeyler kapmaya çalışıyor ama bir yandan onun faaliyetleri, bir yandan benim faaliyetlerim o kadar kendi içinde bir döngü var ki o çark dönerken tabii bu sefer biz birbirimize çok da öğretme fırsatı bulamıyoruz. Benim de yöntemim zaten çok belirgin değil. Tamamen içsel bulgularla oluştuğu için ben doğal böyle butona basıyorum, hiçliğe bağlanıyorum. Öyle düşün. Bunu nasıl anlatırsın kardeşim? Ne diyeceğim? Karıcığım, nerede senin kırmızı butonun? Nerede senin mavi mor butonun mu diyeceğim? Nerede? Senin yükseliş butonun nerede? Oraya bir tıkla da bir hiçliğe kavuş bakalım mı diyeceğim? Olmuyor ki. Ben yıllarımı verdim. O da kendi alanında yıllarını verdi. Ama mümkün mertebe birbirimize tabii yardımcı olmaya teknik anlamda çalışıyoruz. Ama ben gerçekten berber ustasıyla çırağı arasındaki ilişki gibi gerçekten pişiyorum kardeşim. Pişiyorum ama bu yaz hiç pişik olmadım, biliyorsunuz mu? Hiç pişik olmadım lan. Yemin ederim bu yaz pişik olmadım. Bana bu yaz bir şeyler oldu. O zaman bu Adıyaman'ı bu güzel çarşamba gününe çakıyorum. Arkalı önlü. Bu arada Ankara'da olanlarınız varsa ve bu Zuhal'cimin uygulamakta olduğu ve onun takım arkadaşlarının sevgi içinde gerçekten kendini vererek uygulamakta olduğu bir faaliyet var. Merak edip ona katılmak isteyen veya bu yolda Access Bars yolunda, NLP yolunda ilerlemek isteyen, bunu hatta profesyonel anlamda bir çizgiye getirmek isteyenleriniz olursa şu afişe bir bakın. 23 Ekim'de Ankara'dayız inşallah. Ben de onlara kameramanlık yaparım herhalde. Bir de katalizörlük yaparım yani böyle ne bileyim kaynaştırıcılık yaparım. Bir şey yaparım, neşemi katarım. Uzun ip belimde demem. Aynen kendimi o olaya yorarım. Girin bakın bakalım Zuhal Atasoy Dalmanlı, Aslan Turgut Güni hanımefendilerin güzel bir uygulama buluşması olacak, etkinliği olacak Ankara'da 23 Ekim'de. Posterde işte bilgiler yazıyor, arama sorma falan, onlara bakın. Çok güzel böyle sevgi içinde böyle kıpkırmızı kalplerin patladığı bir posterleri var. Bu anlamda bu posteri yapan yine takım arkadaşımız sevgili Senem Çile de buradan teşekkürlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Bakın yani dostlar, hani bana sorarsanız gelin bana takılın diyeceğim ama siz gene gelin bana takılın ama Access Bars ile ilgili gerçekten güzel bir etkinlik olacak. Bakın bakalım neler yapıyorlar. Belki siz de bunun eğitmeni olmak isteyeceksiniz. Belki sadece hizmet almak, yani danışmanlık almak isteyeceksiniz. Olabilir. Bakın bakalım. Yani durum bu yani benim tarafta. Dikkat ettiğim, yalnız bu yöntem daha çok hanımlar arasında nedense yayılmış durumda. Yani erkek bir tane var, ismini tam hatırlamıyorum. O ilerlemiş durumda, popülerliği de iyi durumda, Access Bars yöntemiyle ilgili güzel konuşmalar da yapıyor, sağ olsun. O da kendi stili çerçevesinde hayata kolaylaştırıcı oluyor, danışanlarına şifa veriyor falan. Ben yalnız girersem ki gireceğim, ben biraz fazla neşe kaynaklı girerim. Neşe saçan ışıklı cisim Access Bars eğitmeni olarak girerim. Yani biraz ben piyasayı dağıtabilirim onu söyleyeyim. Çünkü bu sistemin de
ilk kabul ettiği şeylerden, ilk savunduğu şeylerden biri neşe içinde olmak. Dolayısıyla biz de neşenin göbek adı olduğumuz için insana yani altından girerim, üstünden çıkarım, bir bakarsın hayatın değişmiş tadında katkılarım olacağından da eminim yani. Buradan da ileriki, yakındaki günlere selam olsun, yedilere de selam olsun. Gördüğünüz gibi dostlarım, ilk kahvemi içiyorum, haydi şerefinize. Allah, şeker koymayı unutmuşuz. Siz bekleye koyun, ben sonra size koyarım, bir dakika ya. Bir de oldu olacak, lustralı da içelim de. Sana nerede ve şeker koyarım sana. Allah, işte faka basmanın böylesi, faktör olup gitmenin böylesi. Dostlar, şekersiz kaldık çünkü hanım bir yere kadar gitti. Eyvah, bak şimdi kazığı yedik mi çarşamba çarşamba hanımdan. Dul Karil var bizim, dul. Ha, yeni dul oldu. Bir dostumuz Dul Karil. Şekere, çaya, kahveye genelde onu koyuyoruz. Dul Karil yanında almış gitmiş gideceği yere ya. Ayıptır ya. Biz burada kaldık şekersiz. Şimdi kim bulur, nereden bulur gidip kesme şekeri, toz şekeri. Salla. Erkek adam, delikanlı adam zaten kahveyi şekersiz içer. Mantrası da önemli tabii değil mi delikanlı hülgatında. Bakalım gündemde mündemde neler var kardeşim, hep de olmaz yani. Hani siz benim salla pati muhabbetlerimi daha çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bırak abi, haberi gündemi her yerden izliyoruz diyorsunuz. Ama yani kardeşim, dünyadaki veya Türkiye'deki ufak tefek bazı geyik de olsa bazı olaylara gündeme hiç değinmeden de sohbet mi olur demeye başladım. Hele bu sohbetler her gün yapılıyorsa. Hep mi beni böyle geyik geyik izleyeceksiniz kardeşim? Hep mi benim sağa sola vururken ki muhabbetlerimi izleyeceksiniz? Birazcık da olayın ucundan tutalım. Bakalım, şimdi ismini vermeden bir tane haber kaynağına bakıyorum yani. Artık isim vermek biliyorsunuz her zaman bizim ortamımızda risk içeriyor. Her an boka batabilirsin, tuzağa gelebilirsin. Yani bir suç işlemiş olabilirsin. O anlamda biraz lütfen, artık isim vermiyoruz. Hiçbir yere göndermede bulunmuyoruz. İlginç. Eyvah, bu arada harekat sürüyor. Hainler bu kez Kızıltepe'de sivillere saldırdı. Lan ne şerefsizlik ya. 2 şehit, 12 yaralı. Allah'larından bulsunlar, Allah'larından bulsunlar ya. Bu dünyada kazandığını zanneden şeytan bilinç her zaman nihai olarak sonsuzda kaybeder. Bunu bir şurada yaşayan dünya insanları, dostlarımız da bir anlasaydı. Barış Pınarı harekatı son dakika. Yalan haberlere inanan BM'den skandal ifade. O ne demek lan? Türkiye bundan sorumlu tutulur. O nedir bilmiyorum. Tıklamadım, görmedim, bilmiyorum. Manşetleri okuyorum. Kardeşim, benim keyfim, benim sunumum. Türkiye karşıtı kara propaganda yapan CNN'e THY'ye neden sessiz diye bir manşet gördük. Münbiç'te bir askerimiz şehit, 8 askerimiz yaralı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması. Okuyacağız kardeşim, objektif adamız. Objektif vatansever, ucube ama bilge çocuk adamız yani. Azerbaycan'da düzenlenen Türk dili konuşan ülkeler konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak önlemleri almalıyız ifadelerini kullandı. Şu ana kadar 1000 kilometrekarelik alanın terörden kurtarıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi güvenli hale getireceğiz hedefini açıkladı. Helal olsun. Güvenli hale getirelim tabii, başımız kıldan ince. Yapılan güzel hareketlerin karşısında başımız kıldan ince her zaman. Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerdendir. Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmamız gerekiyor. Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütüyle terör örgütünün tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın iki önemli amacı vardır. İlki, Suriye'nin kuzeyindeki PKK, YPG, K
kaynaklı terör kaynağını ortadan kaldırmaktır. İkinci amacı Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönüş için ortam sağlamaktır şeklinde beyanlarda bulunmuş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Şimdi bu yayın organının yazarlarının neler yazdıklarına girmiyorum çünkü başımıza iş alırız. Biraz sert bir yayın organı. Şöyle bakalım, bakalım dostlarım neler varmış. Dur. Burayla ilgili değil de aklıma gelen bir sağlık uyarısı var. Dostlarım, iyotum, bakın gerçekten bunların ben bilimsel araştırmalarını okudum, inceledim. İyotun ve kilin insan sağlığında genelde piyasada ve hiçbir yerde bahsedilmeyen aşırı önemleri var. Aman ha diyorum. Yani iyot mesela gidin eczanelerde, bu arada sigarayı aşağı attım da. Gidin piyasadaki eczanelerin hiçbir birinde veya başvuracağınız doktorlarda bilmiyorum ama hastanelerde falan iyot sorsanız alamıyorsunuz kardeşim. Neden dersiniz? Çünkü iyot o kadar önemli ki bir YouTube'a girin de iyotun vücut için önemleri diye bir araştırın bakın. Neden dersiniz? Ben şöyle düşünüyorum, kendi fikrim. Çok sağlıklı olmamızı istemiyorlar ya, hani ilaç paraları, hastane masrafları, döngü, yani dünyadaki bu kölelik sistemi döngüsü, birbirine ya da diğerlere muhtaç kalma döngüsü sürsün diye çok sağlıklı olmamızı istemiyorlar ya. Onun için iyotun vücudumuzda, dinçliğimizde, dinginliğimizde ve sağlığımızda ne kadar önemli olduğunun bilgisini hemen hemen hiçbir yerde bulamazsınız. Ancak girip benim dediğim gibi YouTube'dan falan bir search etmeniz lazım. Kardeşim, iyot çok önemli. Bir arkadaş çünkü iyotu piyasaya anlaşmalarla yapıp Sağlık Bakanlığı'ndan onaylatıp falan piyasaya çıkarmak istemişti ve iyotu insanla, Türk insanıyla en azından buluşturmayı düşünüyordu. Olmadı kardeşim, olmadı. Proje elinde patladı. Yani iyotun önemini bir araştırın. Bu arada kil maddesi, bu satılıyor ama hiçbir yerde fazla duyurulduğunu göremezsiniz. Niye? Çünkü bu da bizleri Alzheimer'a yakalanma riskimizi minimize edecek bir madde kardeşim. Ki yani o teflon tavalardan, metal kapkacaktan aldığımız ağır metal kalıntılarını, süprüntülerini tamamen temizleyen bir madde. Bunu da bir Theta Healing'ci dostumuz, aynı zamanda Access Bars ve NLP uzmanı olan dostumuz İlkay Kahraman bir kez daha hatırlattıktan sonra ben de önemine şahit oldum. Yani kardeşim bu kil maddesi, bunu uygun fiyata satan bazı eczaneler varmış en azından. İyot gibi bu tukaka yapılmamış herhalde. Herhalde bunun sağlık için ne kadar önemli olduğunu büyük ağabeyler henüz anlayamadı ki bizden esirgemiyorlar. Gerçekten ya kardeşim, kil karışımı bir şey, onu işte bir ay boyunca içiyorsun, üç ay içmiyorsun falan, böyle bir şeyler var yani, belli bir ölçek. Gayet de basit, öyle aşırı pahalı da değil. Bunu daha uygun fiyata getirmiş eczaneler var, kendisi söyledi. Gerçekten bu iyotu ve kili düzenli almalıyız, yoksa bakın 70'ine geldiğimizde çoğumuz Alzheimer'a yakalanacağız ha. Gerçekten bak. Yani çok fazla önemli iki madde bunlar. İyot ve kil. Bunu lütfen araştırın. Ve imkanı olan herkes yetişebildiği yerden bu iki ürünle buluşsun, bunu bedeniyle buluştursun. Şimdi az önce açtığım haberleri size okudum. Ben her gün bir tane siteyi açıyorum, hiç fark etmez. İster muhafazakar site olsun, ister muhalif site, açıyorum bakıyorum. Bazen o da bazen haberleri artık sevmiyorum çünkü. Sevinin lan, sevinin. Bırakın işsizliği, bırakın enflasyonu, bırakın ekmek parası peşinde koşmayı, zamları, vergileri, sevinin lan. Yeni kedi kadın karakterinin oyuncusu, aktristi belli olmuş, aktrisi. Kedi kadın, daha önce Hellberry oynuyordu hani, o parantez bacaklı ama çekici, zenci kadın, siyahi avrat vardı ya, o oynuyordu. Şimdi kim oynuyormuş? Zoe Kravitz Batman filminde Catwoman karakterine hayat verecek. Zoe Kravitz. Buyurun Zoe'nin resimlerine şöyle bir kısaca bakalım. Kravitz 2020'nin başlarında çekimlerine başlanacak olan yeni Batman filminde Catwoman karakterine hayat verecek. Kravitz, Batman'i canlandıracak olan
Robert Pattinson ile başrolde yer alacak. Yeah. Aa, yakışıklı. Bu, bakın, Robert Pattinson şey değil mi ya? Alacakaranlık'ta vampir oynayan değil mi? Dur, şarjınız bitiyor. Aman durun. Heh, şarjınız geri geldi. Şarjınız ve neşe saçan ışıklı objeniz geri geldi. Dostlarım. Ya, onu diyecektim. Bu, şimdi resmini gördüm de. Yakışıklı arkadaş ya. Bak, bak. Ne diyordum? Robert Pattinson. Bu alacakaranlıkta hani vampirdi, bir kız buna aşık oluyordu. Bunun yüzü bembeyaz, böyle fazla gülmeyen bir oyuncuydu bu. Bir tane de Kızılderililer klanından olan kurt adam genci vardı böyle. Kız hani bununla onun arasında mekik dokuyordu. Ona mı aşık olsam, buna mı versem, bundan mı gitsem, bunun mu kucağına otursam diye düşünüyordu. Bu oradaki artist, bu güzel bir artiste yer vermişler. Aferin, aferin. Adam oluyor lan, Hollywood sektörü de adam oluyor. Daha önce bana danışsardı, ben onlara çok daha güzel çekici aktrisler önerirdim ama neyse, bu da fena değil ya. İşte resimlerini gördük, taş gibi kadın. Allah'ı var yani. Allah güzel yaratmış, ne diyelim. Lan bir dakika, Kravitz Mravitz diyor. Burada Lenny Kravitz'le resimler falan var. Hayda! Lan bu Lenny Kravitz'in kızı mı, karısı mı, bir şey lan bu. Hayda! Olaya gel lan. Ooo, şaşırdım. Ana, bir baktım Lenny Kravitz'le resim var. Demek ki bunun kızımızı lan. Ha, daha önce bir de Catwoman'ı Halle Berry dışında Michelle Pfeiffer isimli deneyimli eski Hollywood yıldızı da canlandırmıştı. Yeni. Tabii lan, soyadı Kravitz lan. Niye ben de şüphelenmedim ki ilk başta? Zoe Kravitz, helal olsun. Yalnız arkadaşlar, dostlar, Lenny Kravitz de ne şarkıcıdır be. I belong to you. And you belong to me, yeah. You make my life complete. You make me feel so sweet. I belong to you. You belong to me, yeah. You make my life complete. You make me feel so sweet. Ne şarkıydı be, I belong to you. Five diye bir albüm vardı onun. Vay be, 7 daha iyidir ama. 7 canımızdır, özümüzdür ama Five da iyidir be. Five diye albümü, Lenny Kravitz, vay be, kızını yollamış. Helal olsun, ne yetenekli ailesiniz siz kardeşim. Siz nesinden nesine mi starsınız, nesiniz ya? Bu arada, artık magazine temas etmeden olmaz. Demet Akalın itiraf etmiş. Yeniden evlenmeyeceğim. Ya sanki çok iyi bir karar ya. Ben de bu insanların, özellikle bu şöhretlerin evliliğe bu basit yaklaşımını hiç sevmiyorum kardeşim. Hatta nefret ediyorum. Ha, imkanın bol ya. Yemediğin, yediğin önünde, yemediğin arkanda ya. Ha, boşa gitsin ya. Kim kime sıkıntı yapıyormuş diyorsun. Benim sıkıntım yok. Benim malım mülküm çok. Benim sıkıntım yok. Vururum tekmeyi gider. Ha, yuvaymış, ilişkiymiş. Oradan ortaya çıkacak çarpışma enerjilerimiş hiç önemli değil. Param var ya, benim sıkıntım yok yaklaşımı. Aman ya. Hep şunu söylerim. Dostlar, birçok yaşam koçu da bu zamanda trend olan, isim yapmış ama maneviyatla alakası olmayan, insanlara sözüm ona hayat önerileri, stilleri öneren, çözümler öneren, sözüm ona yaşam koçları var. Ya kardeşim, insanları ayırmaya ve bireysel olarak kendi cumhuriyetlerini kurmaya bunlar odaklandırıyor, tamam mı? Berbat bir şey. Bir ilişkide kötü giden şeyler varsa alırsın iki kişiyi de karşına, şikayetlerini not aldırırsın, karşılıklı bunların birbirinden haberi olmadan kapalı zarfta alırsın. Durumu bir değerlendirirsin, belki uyan yönleri vardır bu çiftin dersin. Açık açık sonra mahkeme gibi olur. Oturursun, bir oturum açarsın kardeşim. Bunları konuşturursun. Belki pozitif bir yönden bakma imkanları hala var mı diye çabayı eksik etmezsin. Ondan sonra hiç olmuyorsa siz ayrılın, ancak o şekilde mutlu olabileceksiniz dersin. Yani benim bu yaşam koçlarına geldi konu gene ama bu çakma yaşam koçlarına, bu insanları ayıran, onların üzerlerine reptilianları,
ve kötü cinleri, negatif varlıkları hatta musallat etme ya kanallık yapan bu yaşam koçlarını buradan lanetliyorum kardeşim. Onlara el-kahhar, el-kahhar, el-kahhar diyorum ve el-muktedir olan Rabbinize bunların durumunu teslim ediyorum ya. Al bu şimdi ayrılmış. Ya belki bir iki aranızda uyuşmayan şey var ama hepsini topladığınızda belki %40, %30 anlaşamadığınız şey var. Belki %70'le bu yuvayı, bu güzel sıcaklığı, sevgi yuvanızı daim kılacaksınız. Bunu idare edeceksiniz. Hemen uyumadı, o salla gitsin. İki şeye sinirlendi, salla gitsin. Niye bu? Ekonomik rahatlık insanları bu illüzyona sürüklüyor kardeşim. Bak, haberlere bakıyoruz ama kendi muhabbetimizi de eksik etmiyoruz gördüğünüz gibi, değil mi? Haberlerde hani en azından ayaklarımızın yere basmasını sağlıyor sizlerle birlikte. Yani biraz daha hayatın içinden bir şeyleri böyle cillop gibi alıp cımbızlamak lazım. E zaten biz haberlere muhtaç değiliz sizle konuşmak için, öyle değil mi dostlarım? Ama ben de böyle hep sizi bireysel muhabbetime boğmamak için arada böyle piyasaya başvuruyorum artık gördüğünüz gibi. Tıklayacağım da Demet Akalın'la ilgili şeye tıklanmıyor. Bilmiyorum, nasip değil herhalde. Ezelden tepki. Susmak istiyorum ama dayanamıyorum. Ezelcim. Ezelcim sen sanatına odaklan can kardeşim. Ben de rap hastasıyım. Türkçe rapin değişmez. Yani kendinden ödün vermez sevenlerindenim. Tamam mı? Daha çok Kila Hakan dinlerim. Yener Çevik dinlerim. G-Flow. Musab G-Flow dinlerim. Yani ama sen fazla artık bir zıplama be kardeşim Ezel'cim. Bak içeri girdin çıktın. Boş ver birazcık sus. Sen sanatına odaklan. Sosyal mesajlar var. Yani bireyi masaya yatır onunla. Ne biçim egzozun var kardeşim? Sokacağım senin muayenen nerede be? Bu şekilde senin trafikte gezmene meydan veren trafik polisleri nerede be? Gelin karşıma be. Hale bak. Bu ne lan? Göt gibi osura osura gidiyor arabayla. Ezel'den bahsedeceğiz, bahsedemedik. Ezel'cim sen otur, sen biraz otur, sen bir sakinleş. Hatta gel bize, biz sana bir Access Bars uygulaması, bir seansı yapalım. Tamam mı? Senin içindeki o eski kalmış izleri, o kini nefreti, o tepkiselliği biraz bir nötrleyelim. Ondan sonra hayatına biraz daha sakin devam et. Çünkü bak başın belaya girecek Ezel'cim. Fazla konuşma, bak bu sana bir çocuk bilgi arıza adam tavsiyesidir. Bak ben zamanında neler yaptım, ne videolar çektim ama artık o kadar da yapmıyorum. Çünkü ben nerede yaşadığımın farkındayım kardeşim. Ezel'cim, ölçülü olmakta fayda var. Anneannem, sevgili Zehra Duransoy, çok sevgili nenem şöyle derdi. Azı karar, çoğu zarar. Öyle be kardeşim. 3 günlük dünya ömründe. Kendinin bir kısmı, hayatının bir kısmını neden hapiste bir daha geçiresin ki? Bırak damarlara basma. Ha, çark dönüyor mu? Bırak dönsün. O öyle büyük bir çark ki oraya küçücük şu kadar bir çakıl taşı koymakla o çarkı zaten bozamazsın. Yani bırak çark dönsün. Sen kendi çarkının döngüsüne odaklan. Sen kendi keyfine bak kardeşim. O kadar da değil. Tabii ki yumuşa demiyoruz sana. Burada gay türü rap, gay core rap yap demiyoruz ama en azından kendini de belaya sokma be diyorum Ezel'cim. Bu geyirip de sana gelsin Ezel'cim. Hatta bu Adıyaman da sana gelsin. Rahatla git bir Adıyaman iç, bir şey iç yani. Tamam mı? Bira iç benden. İşte böyle dostlarım. Hadi bakalım. Çarşamba artık kendinizle baş başa olma zamanı. Benden gereken neşeyi, motivasyonu ve itkiyi aldığınızı düşünüyorum. Ben de sizden alıyorum zaten bu sayede. Dikkat edin, alma verme dengesi. Aldığım gibi veririm de, verdiğim gibi alırım da. Hadi bakalım, hesap numarası aşağıda geçiyor. Hepinizi seviyorum, öpüyorum gıdan.